Basın toplantısını biz geçtiğimiz 11 aylık sancılı bir süreçten sonra yapma ihtiyacı duyduk. Bu odamızın kapatılmasıyla ilgili birlik başkanının şikayetiyle başlayan ve 9 aylık bir süreçten geçtikten sonra mahkeme kararıyla kapatılmaması yönünde verilen kararı kamuoyu ve basınla paylaşmak istediğimiz için bir basın toplantısı yapma ihtiyacı duyduk. Çünkü çok canımız yandı. Kasıtlı olarak üzerimize gelindi. 4 yıllık bir odanın kapatılması ki bu keyfiyetten kaynaklanan, her ne kadar birlik başkanı yasa falan diyorsa bize yasa falan demedi işte. Biz onu eleştirdik diye bu konuda üzerimize geldi. Çünkü sayıyı ya bize eskisi gibi değil, birlik tarafından üye gönderilmekten. Bu üye gönderilme işi kesildiği için birlik tarafından daha önce gönderilen üyeler sayımız doğal olarak düştü. Bakanlığa da biz buna efendim işte şikayet diyoruz en inceltilmiş haliyle. Buna başka kelimeler de bulabiliriz. Şikayet edildikten sonra bakanlık da doğal olarak bir süreç başlattı. Bu şikayet edilme konusunu ben hemen yüzeysel olarak size anlatacak olursam, şikayet edilme şu: sayı düştü diye söylendi ama daha önce de aslında sayıyla alakalı değil, aynı birlik başkanı yasa yeni çıkmadı, yasa epeyden beri var, bize 92 kişiyle genel kurul yap vermişti ve divan başkanlığını da kendisi yapmıştı o genel kurul toplantısında. Yani konu sadece bu değil. Yani eğer işte bir tabir vardır bizde, kedi acıktı mı yavrusunu fareye benzetirmiş. Demek ki bir acıkma hissetmiş birlik başkanımız. Sayıları kendi kısıtlamış ve bizi bu hale sokmuştur. Dolayısıyla konu bu değil. Konu şu: biz yönetime geldikten sonra sorular sorduk birlikte. Kuncular Odası yönetiminden sonra birlikteki genel kurulda. İşte Uşak'ta 25 senedir bu birlik ne iş yapar? Bir çivi çaktı mı bir tarafa diye. Ve artık Uşak'taki müşteri ilişkileri, insani ilişkiler, sosyal ilişkiler çok değişti yıllar öncesine göre. Bu yönde de artık birliğin mantığının ve yönteminin değişmesi gerektiğini, Uşak halkına yararlı şeyler yapılması gerektiğini söyledik. Bunlardan bir tanesi, yüzeysel olarak söyleyeceğim yine, işte birlik binasının yıkılıp yeniden dizayn edilip bütün odalara orada toplanması gerektiğini söyledik. Buna birliğin gücü var. Oradaki mekan da buna elverişli. Sonra dedik ki Uşak artık üniversite şehri oldu. Uşak'ta Esnaf Odaları Birliği'nin bir yurdu olması lazım. İşte ihtiyaç sahibi olan çocuklara gerektiğinde burs, gerektiğinde de orada koğuşlanma imkanı sağlaması lazım. Bana şöyle söyledi, elinin tersiyle giderek, ya sen bu işleri karıştırma, bunlar bizim işimiz değil. Kim yaparsa yapsın. Biz burada oturuyoruz, işte maaşımızı alıyoruz, yönetim olarak imzamızı atıyoruz, oturum parası alıyoruz. Herkes burada memnun. Sen bu işleri karıştırma gibisinden laflar edildi. Ama biz tabii ki iştir kişinin aynası mantığıyla kendimiz nasıl işimizle çalışıyorsak, geldiğimiz yerlerde de aynı şekilde çalışmaya kendimize bir şiar edinmiş durumdayız. Derken tabii bu arada bir de birliğin şu durumu söz konusu oldu. Birliğe bir araba aldı Sayın Başkan. Bugünkü parayla aşağı yukarı 140-150 milyar bir aracın değeri ama o zaman 110 milyar falanına alınmış diye söylendi bize. Oysa birliğin bir aracı vardı. Bu paranın berberin su parasından artırıp, sabun parasından artırıp, kahvecinin su parasından artırdığı paralarla alındı. Terzinin göz nurunu döküp, artırdığı paralardan ödediği aidatın parasıyla alındı. Ki oysa buna hiç gerek olmadığı söyleniyordu. Söyledik biz. Çünkü bir aracımız vardı. Uşak'ta ulaşım çok zor bir şey değil. İstediğimiz yere istediğimiz gibi ulaşma şansına sahibiz. Ama tabii ki lüks tüketim toplumuyuz biz. Sayın Başkan ve yönetimdeki birkaç kişi de buna destek vererekten bu aracı alma ihtiyacı duymuşlardır. Biz bunu eleştirdikten sonra artık bu bardağı taşıran son damla olduğundan dolayı bir linç girişimine girilmiştir. Bu da işte sayısının düştüğünü, bunu yasal olarak yaptığını söylüyor ama daha önce de yasalara bu konuda uymadığını gözlemliyoruz. Bu başka bir şey. Artık bir de seçimler geliyor. Ne hikmetse bizi karşısında rakip olarak mı görüyor? Ne olarak görüyoruz ki ben şu aşamada hiçbir yere aday değilim.
ben işimle aşımla ki kendi odamın sorunlarıyla ilgilenen bir oda başkanıyım. Ben birliğin sorunlarını biliyorum. Biz yönetimde olmamız gerekmiyor. İlla destek vermek için veya uşağa bir şey kazanım sağlamak için yönetimde olmamız gerekmiyor. Destek biz dışarıdan veriyoruz ama bir adım atılmasını istiyoruz bu konuyla ilgili. Şu 4 yıl içerisinde de bu anlamda bir adım atılmadı. Ondan dolayı da biz şikayet edildik. Şikayetten sonra da sayımızı çeşitli kamuoyu baskılarıyla doldurduk ve birlik tarafından. Buna da yine ket vurulmaya çalışıldı. Bizim üyelerimiz geri alınmaya çalışıldı elimizden. Verilen üyeler birlik tarafından. Çünkü bildiler ki mahkeme lehimizde karar verecek sayımızda olduğu için. Bunu da alamadılar. Bu süreç içerisinde de mahkeme devam etti. Bu geçtiğimiz hafta, geçen hafta mahkeme söz konusu olan kapatma sebebinin ortadan kalktığı gerekçesiyle ki haklı olarak mahkeme odanın kapanmaması gerektiğini söyledi ki odanın kapanması için hiçbir sebep yok, hiçbir kamu yararı yok. Tam aksine kapanırsa birçok şeyden de Uşak Halkı olarak da ve Kuyumcular Odası olarak da biz çok mağdur durumda kalacaktık. Bir konuya daha değineceğim. Oda kapandığında üyelerimizin parasıyla alınan birlik bir şey, oda binamızın elimizden de alınması söz konusu yasa gereği. Çünkü bir üst birliğe devrediliyor. Herhalde bizim odamızın mülkü de biraz iştah kabarttı. Bir de bu da eklenince kendilerinin öndeki ikballeri de söz konusu olunca bu yola gitmişlerdir. Biz bu konuyu yarın genel kurullarda ve Uşak halkıyla paylaşmaya devam edeceğiz. İnsanların artık çalışmaları gerekir. Ben çalışan insanların hedefleri olması lazım. Hedefi olmayan kişi veya kurumların başarılı olma şansları yok. Bir şu andaki birlikteki abimizin, başkanımızın böyle bir hedefinin olmadığını gayet biz son 4 yılda da gördük. Daha 20 yıllık başkan, kendi odasında 30-40 yıllık başkanlık yaptığını gördük ama bir çivi çakmadı. Çakma gibi de niyet yok. Biz çakacak bir kişinin oraya, bir çivi çakacak kişinin gelmesi taraftarıyız ki bu eğer imkanlarımız el verirse bu konuda birilerini orada çalışacak, birilerinin oraya gelmesini sağlayacağız. Sakın ola ki bu bir seçim mantığıyla gitmesin. Çünkü biz yaratmadık bu kaosu. Birlik başkanı kendisi yaratmıştır. Dolayısıyla da doğrunun her zaman Allah ve adalet yanındadır ve tecelli etmiştir bu yönde de. Biz Kuyumcular Odası olarak da çok çok bu konudan memnunuz.